şeyi veriyoruz, trafik. Trafik kuralları tamamen yaparken daha çok anlıyorlar, daha çok akıllarında yer alıyor. Bir de onların da bir hocam, bunu ben yaptım. Hangisini? Şimdi bunu kalple. Tamam, geleceğiz şimdi oraya. Bunlar da gene rulolardan yaptıklarımız. Burada mesela renk çalışması. Aynı zamanda daire. Mavi'den güzel, kahve'den daire. Bunları da biz yaptık. Evet, çok güzel. Bu da sepetle başladık. Sepet örme tekniği. Önce çok zorlandılar, sonra çok sevdiler bunları. Şurada mesela gazetelerden, rulolarla buluşturduklarımız kapı süsleri var. Bunlar bizim burada keserken biriktirdiğimiz kağıtlar. Ha, onları da. Ha, onları da şişelere değerlendirdik. Burada mevsimleri, ayları belirttik. Bunlar peçeteler mesela. Yaprak baskıları. Şunlar zaten hep müsbette kağıtlar. Gene rulolar. Evet. Rulolarla yaptık. Şunlar gene rulolar. Onları saksıya çevirdik. Peçetelerden çiçekler. Şurada kapaklar var. Şişe kapakları, taş boyama, müsvedde kağıtlar gene. Şurada artan keçe kağıtlarımız vardı. Onlardan da böyle bir çalışma yapıyoruz. Şunlar da üzüm saplarımız. Burada üzümleri yiyoruz. Sonra onlardan burada çiçek yapıyoruz. Bunlar zaten hep karton bardaklarımız. Şurada şişelerimiz var. Şunlar mesela yumurta kabuklarımız. Artık yumurtalar çok pahalı, kabuğunu bile değerlendiriyorum. Burada gene renk çalışmalarıyla, gene yoğurt kovalarımız var. Genelde işte yumurta kabukları, şeyler. Evet, tabii bu şeyin günümüzde atık malzemeler çok, israf çok, insanlar tüketime yönelmişler. Bu tüketim malzemelerinin bu şekilde öğrencilerimiz tarafından değerlendirilmesi çok güzel bir olay. Hem onların psikomotor davranışlar dediğimiz bu davranışları geliştiriyor. Hem görsel olaraktan hafızalarında kalıyor, kalıcı oluyor. Görsel öğrenme önemli. Görsel bu çağlardaki çocuklarımız için önemli görsel öğrenme. Hem dokunarak öğreniyorlar, hem el becerileri gelişmiş oluyor. Evde de bunu uygularlarsa, eğer atık malzemeleri güzelce değerlendirirlerse çok iyi olur. Büyük bir emek vermişsiniz. Hem ben sizlere hem öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklar sizlere de. Ellerinize sağlık. Güzel bir çalışma olmuş. Güzel yapmışsınız. İyi tasarlamışsınız. Ben ayrıca Mengenimizin Güzide basın mensupları burada. Sağ olsunlar. Mengenimizi tanıtıyorlar, gayret ediyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Her türlü faaliyetlerimize katılıyorlar. Evet, hayırlı uğurlu olsun diye. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Beğendiysen. Songül'cüğüm merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim valla. Burada güzel güzel çalışmaların var. Evet. Emeğine sağlık. Sağ ol. Sen okuyor musun? Ne yaptın? Liseyi bitirdim. Kazandım. Liseyi bitirdin. Liseyi bitirdim. Sırada veteriner olmak için üniversiteye gitmek istiyorum. İnşallah kazanırım. Veteriner olmak istiyorsun. Evet. Hayvanları çok seviyorsun o zaman. Evet, seviyorum. Bende bir sürü hayvan vardı. Nelerin var? Köpeklerim vardı. Sonra kedilerim var. 3 tane vardı. 2 tane kaldı geriye. 4 tane muhabbet kuşum var. Onlara bakıyorsun hep. Bakıyorum. Yemlerini veriyorsun. Sularını veriyorum. Sularını veriyorsun. Hatta şimdi size de bir müjde vereyim. Benim kızım yumurtaya oturmak üzere yumurtlayacak galiba. Yavruları olacak inşallah. Kuş mu? Evet. Muhabbet kuşu. Evet. Adı ne? Adı? Fıstık. Fıstık. Yeşil çünkü o. O zaman yeni fıstıklar geliyor şu an. İnşallah. Ne güzel, hadi bakalım. Yumurtaları olacak yani. Buradan herkese selam gönderelim mi? Evet. Hadi. Evet. Yaşasın geri dönüşüm. Ağacı da kesmek için kıyıyorlar. Tamam. Çok da şey yapalım. Evet. Pastada bile ağacı kesmediler. Çok güzeldi. Çok keyifle gezdik. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Görüşürüz.